pasta yapacağım. Evet. Bizim mutfakta neler var? Sizlere bugün bütün pastalarınıza krem şanti nasıl yapılır? Onun tarifini vermek istiyoruz. Siz de sıvı kremayla da yapabilirsiniz. Böyle toz kremayla da yapabilirsiniz. Evet. Üzerindeki tarifimiz gibi bir paket krem şantimiz, 200 ml bir su bardağı, bir parmak aşağıya sütümüz, soğuk süt olacak, taze süt olması gerekiyor. Bir paket krem şantimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Her türlü pastalarınızın arasına koyup üzerlerine süsleyebilirsiniz. Çilekli, muzlu. Evet. Ve bir paket, tam 2 yemek kaşığı da labne peynir. Karıştırayım. 150 miligram labne peyniri. Ben karıştırayım. Evet. İyi o şefika yapıyor. Kurban olsun anne. Evet. İyi o şefika ama iyi olur. Evet. 120 miligram. Oğlumuzla beraber krem şanti yapıyoruz. Karıştı bakayım oğlum. Tamam. Çilekli yapıyoruz. Pasta, çipas. Evet. Çilekli yapıyoruz. Şimdi şöyle. Çok güzel pasta yapıyor baba. Şöyle. Böyle çok güzel. Dibini temiz alalım. Babine peynirle bakıyoruz. Sonra çok güzel olacak. Evet oğlum. Bakmamız... Tadına bakayım. Pastanız, tepsiniz büyükse 2 paket krem şanti, 2 su bardağı süt, soğuk, taze süt ve 4 yemek kaşığı, tuz olabilir mi? 120 miligram, yani 240 miligram da labne peynir kullanabilirsiniz. Anne. Efendim oğlum. Tuz olsun mu? Evet, derin kapta yapmanız gerekiyor. Şöyle, sıcaklıkta hiçbir yeriniz batmadan... Yaşlarımıza kullandığımız ince lastikte kullanabiliriz. Evet. Önce bir karışım yapıyoruz. 3 dakika çıkmamız gerekiyor. Rahatsız etmemek için tam 3 dakika çıkmamız gerekiyor. 3 dakika. Evet. Kremamız hazırladık. Kremamızı dolabımıza kaldırıp üzerini kapatacağız. İstediğimiz bütün pastalarımızda kullanabiliriz. Sizler toz krema yerine sıvı krema da 2 paket sıvı kremaya 200 ml süt, çeyrek çay bardağı yine süt beraberinde. Tadına bakayım. 250 ml süte 2 paket 2 paket kremaya yaklaşık 2 su bardağı süt. Eğer sıvı kremada yapıyorsanız, sıvı kremada yapacak olursanız 120 ml'lik bir pakete 1 çay bardağı süt. 2 paket 240 mg sıvı kremaya da dediğim gibi katabilirsiniz. Her türlü pastaların arasını dolabımıza koyup üstünü kapatacağız. Bunu sebze, çilek,
muz, her türlü meyvelerinizin üzerine de dökerek servis, soğuk servis yapabilirsiniz. Evet. Eğer kıvamı böyle eğdiğiniz zaman dökülmüyorsa tamamdır. Şimdi ben biraz bir tık sıvı yapmamın sebebi dolabıma koyacağım. İyi katılaşıyor. Anne. Ama hemen yapacak olsanız bir dakika. Anne. Ceviz, fıstık, çok güzel. Şam fıstığı üzerine döküp süsleyip çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Afiyet olsun diyoruz. Bugünkü sizlere kısa bir krema yap tarifini sizlerle paylaştık. Hoşça kalın. Hoşça. Evet. Böyle iki paket bisküvimizle, krem şantimizle pasta yapacağız şimdi. Öncelikle bir çay bardağı sütümüzü, soğuk sütümüze bisküvilerimizi batıracağız. Tabanla platomuzun tabanına dizeceğiz. Bir fincan süt, soğuk süt. Şöyle tabağımıza bismillah alıyoruz. Evet. Bisküvimizi. Anne ne yapıyorsun? Bisküvimizi batıracağız. Bandırıp böyle dizdik bu şekilde. Şimdi bir kat krem şantimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kapaklı olduğu için ben bu kapakta yaptım. Küçük çocuklara böyle küçük bir pratik pasta yapıyorum. Sizler tepsinizi büyük tepsilerde yapabilirsiniz. Bu kesinlikle kare tepsi olması gerekiyor. Bu gibi pastaları, bisküvileri, beti ve bisküvileri kare olduğu zaman kare tepsiler kullanmanız gerekiyor. Evet, aralarına sebze dediğim gibi çilek koyabilirsiniz. Muz koyabilirsiniz. Evet. Bu şekilde soğuk sütümüze batırıp güzel böyle her tarafına aynı şekilde bu şekilde diziyoruz. Sonra harika bir şekilde süsleyeceğiz. Evet. Evet, ikinci tepsimizi misafirlerimize biraz kusura bakmayın sesler geliyor. Yiyormuşlar bize onun içinde. Sesler bazen oluyor. Kusura bakmayın. Tatil malum. Evet. Üçüncü kat kremamızı son işlemimizi yapıyoruz. Bunu buzdolabımızda 3 saat kadar ayleteceğiz. Evet. Bu şekilde kekle de yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarımızda da tariflerimiz, çok pasta çeşitlerimiz olacak. Bisküvili, mozaik pasta, krema pasta, çok çeşitlerimiz olacak. Bu krema çok tatlı olduğu için sütü, bisküvilerimizi bulamak için şeker atmadı. Çünkü krema, hazır krema çok tatlı oluyor. Labne peyniri de onun için kattığım zaman dengeliyor. Çok lezzetli oluyor. Sadece krema olduğu zaman çok tatlı oluyor. Yakıcı, ağızda bir yakıcı bir tat oluyor. Güzel değil kesinlikle. Labne peyniri katmanız gerekiyor. Lezzetli olma bakımından hem vitamin hem lezzetli. Krem şanti çok tatlı olduğu zaman dediğim gibi ağızda çok yakıcı bir tat, eminim aynı fikre sahipsiniz. Evet. Sizler pasta bir çayıyla da yapabilirsiniz. Evet. Ben sabaha kadar eğleteceğim için kremayı biraz sıvı yaptım. Sizler kesinlikle
dediğim gibi bir dakika daha çırpın. Eğer tabağınız dökülmüyorsa kesinlikle bu tamam demektir. Evet. Şöyle kremasını her tarafına gelecek şekilde. Şimdi biz üzerine ceviz serpeceğiz. Aralarına da ceviz serpiştirebilirsiniz. Şan fıstığı da dökebilirsiniz. Kahvaltılık çikolata da onu azıcık altına su koyarak onu da marine usulü yapılıp kahvaltılık çikolatayı da dökebilirsiniz kahvaltılık. İsterseniz 50 gram kadar, 100 gram kadar da bitter çikolatanızı da eritip, altında su eritip onunla da aralarına iki kat yapmak istiyorsanız tabii ki yapmanız mümkün. Evet, şimdi ceviz, çok ince ümitilmiş ceviz kullanmamız gerekiyor. Dediğim gibi Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Yani pistaş, Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Muhakkuko. Yani Hindistan cevizi. Evet. Aralarına da ceviz, Antep fıstığı dediğim gibi ara katlarına da koyabilirsiniz. Bunu daha büyük tepsilerde de yapabilirsiniz. Evet. Böyle süslü şeker pasta boncuklarıyla süsleyebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi pastamız şimdi hazır. Dolabımızda 2 saat bekleteceğiz. Ondan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünlük böyle kısa, pratik bir pasta tarifi sizlere verdik. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın. Allah'ın bereketi üzeriniz olsun diyoruz. Çok pasta tariflerimiz olacaktır. Çok çeşitli, günlük, değişik her türlü yemek, tatlı, tuzlu yapıyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Abone değilseniz aboneleri, beğenilerinizi bizlere esirgemeseniz bizleri de memnun edersiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.